Ali Başkan 6-1'lik mağlubiyet sonrası çıldırdı. Takımdaki herkesi satıyor. Biliyorsunuz ki İsmail Hoca'ya da çok eleştiriler vardı. Ben de Jorge Jesus'u takımın başına getirdim. Tabii ki olayımız Jorge Jesus falan değil. Herkes satılık rebuild'i yapıyoruz dostlar. Nasıl yapıyoruz bilmeyenler için açıklayayım. Madem bu kadro 6-1 yenildi kardeşim, herkes satılık rebuild'inin vakti geldi. Yaz transfer döneminde bu konseptimizde bütün oyuncuları transfer listesine ekliyoruz ve gelen teklifleri kabul etmek zorunda kalıyoruz. Kiralık veya satın alma opsiyonlu teklifler dışında. Dümdüz gelen transfer tekliflerini kabul ediyoruz yaz transfer döneminde. Kışında oyuncu satamıyoruz. Kışında sadece yeni transfer yapabiliyoruz. Biliyoruz. Kimseyi takımdan ayıramıyoruz, satamıyoruz. Mevzumuz böyle yazın sat, kışın al aslında. Bak şimdi ben herkesi teker teker transfer listesine ekliyorum ve bu esnada sizden beğeni, yorum bekliyorum dostlar. Fenerbahçeli kardeşler, Beşiktaşlı kardeşler. Beşiktaş'a herkes satılık yapmadım. Çünkü daha yakın zamanda yapmıştık. O yüzden dedim bugün Fener'de öyle yenilince Fenerbahçe'ye yapalım bu konseptimizi. Her iki takım taraftarı için de soruyorum. Sizce sorun nedir? Yani Galatasaray bir gün önce Manchester United'la 2-0'dan geri dönüp 3-3 yaparken Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın böyle olmasının sebebi nedir abi? Konferans Ligi takımından 6 yemek nedir abi? Sakatlık makatlık, ben bu bahaneleri kabul etmiyorum. Ne olursa olsun 6 yiyemezsin Konferans Ligi takımından. Olmaz yani, oha. 2-1 falan yenilseydi o kadar kızmayacaktım. Ben yenilmesine çok da şey değildim. Hatta ben şey diyordum, Tadiç Madiç oynamasın, o zemin kötü, sakatlık çıkmasın diyordum. Ama yani bu da böyle de yenilmez be kardeşim ya. Neyse, herkesi transfer listesine koyduk. Gelen teklifleri değerlendireceğiz. Umut Nayır için transfer teklifi geldi. Kabul etmek zorundayız. Serdar Aziz kabul etmek zorundayız. Joshua King kabul ediyoruz. İrfan Can Kahveci'yi Osasuna alıyor. Kabul ettik. Osasuna çok Türk futbolcu transfer ediyor kariyer modunda. Zajc, evet Zajc da eski sezonlarda... Geçen sezonlarda sevdiğim bir topçuydu ama yani bu sezon hiç beğenmiyorum. Osay Samuel Sporting'e gidiyor. Yapma, Szymanski Premier Lig'e gidiyor. 27 milyon euro. Takım bayağı değişecek abi. Bu arada bizim kaç paramız var ona da bakayım. 27 milyon euromuz var. Babalar, beğenileri düşük tutmayalım ya. Beğeni bekliyorum sizden harbiden ya. En az bir 10 bin yapalım, bize yakışan bu bence. Desteklemek isteyen kardeşler beğenirse sevinirim. Serdar Aziz falan da gidiyor. Evet, yani burada elektriklerim gitti. Arada böyle şeyler yaşandı. Oyuna baştan başlamak zorunda kalma işi oldu. Ama merak etmeyin, zaten herkesi transfer listesine eklemiştik. İlk gelen tekliflerin hepsi aynıydı. Ondan sonra farklılaştı. Elektrik gitti abi. Instagram'dan da paylaştım. Saçma sapan bir şey yaşadık ya. Videoyu çok daha erken atacaktım. 3 saat elektrikler gittiği için böyle bir şey oldu. Ferdi gidiyor abi. Ferdi gidiyor. Stuttgart'a gitti Ferdi 20 milyon euroya. Elektrikler gitmeden önce Szymanski'ye mi teklif gelmişti başka yerden? Şu anda Szymanski'ye gelmedi, Ferdi'ye geldi mesela. Luan Perez zaten göremedik seni kardeşim ya. Neredesin sen ya? Kaç kişi kaldı takımda? Oha bir dakika. 21 diyor bu. 20, 19. 19 kişi var. Bir oyuncu daha satılırsa zaten daha satamıyoruz. Limite ulaşıyoruz dostlar. 18 kişi kaldı takımda. Kiralıklarla beraber 20 kişi kalmış oluyor. Yine bir teyit edelim de. Oyun izin vermiyor böyle olunca dostlar. Aynen. Oyun buradan sonra satışa izin vermiyor. Kadroyu bir koyalım. Fred falan satılmadı ilginç bir şekilde. Stoper ikilimiz gitmedi. Gerçek hayatta bunlar sakatlandı diye kafayı yedik. Hayatımız bitti ya. Tamam, sol bekte Osterwolde'yi oynatalım. İyi takım, aşırı aşırı bozulmadı. Fena değiliz, iyiyiz ya. Tadic, Szymanski, Dzeko var. Cengiz Ünder de oyunda verim yapıyor. Gerçek hayatta ne kadar beklediğimden kötü olsa da. Takım stratejisi kanat oyunu diyeceğim. Antrenör yönetiminden şuradan şimdi antrenörlerimizi verelim. A few moments later. Antrenörlerimizi de verdim ki oyuncularımız gelişsin. Şimdi hep beraber Ocak 1'e simüle edeceğiz dostlar. Ocak 1'e gidelim. Ters bekler verildi mi peki? Ters bekler nerede? Hedefimizi söylemedim abi. Elektrik gidince Şiraz'e kaydı. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nden bir kupa artı ligde şampiyonluk. Yani Avrupa'dan kupa artı ligde şampiyonluk diyebiliriz. Bunu da söylemiş olalım. Evet, Osterwolde'ye ters bek verdik. Osayi'ye de ters bek verelim. Galatasaray ilgileniyormuş abi. Önümüzdeki sene alırlar bunu ya. Neyse, bari gelişsin de yüksek fiyata satmış olalım. Kadromuz bu şekilde. Hemen Ocak 1'e gideceğiz dostlar. Ocak 1'e simülasyon başlıyor. Bence bu takım Ocak 1'e kadar başarılı olur bu arada. En son Beşiktaş'la herkes satılık rebuild'i yaptığımızda tek sezonda bitirmiştik. Bu videoda da öyle olabilir gibi geliyor bana. Çünkü satılan oyuncularımız takımın iskeletini çok bozmadı gibi derken Adana'dan 3 yedik. Adana Demirspor bizi mahvetti. Evet, Antalya Spor maçı geliyor. 2-0, Konferans Ligi 2-0. Abi Konferans Ligi'nde Fener nasıl 6-7 ya? Ya şu oyuna göre sezon başında ilk yaptığımız FC 24 videolarında. Bak, Norşerland'ı deplasmanda 1-0 yendik gerçek hayatın aksine. Ya şu oyunda Beşiktaş ve Fenerbahçe hep en kötü yarı finale götürüyordu FC 24'ün başında.
Oyunun simülasyonu böyle öngörüyordu. Gerçek hayatta nasıl bu kadar ters gidebilir işler? İnsan üzülüyor yani. Haydi oğlum 3-1. Norşeland ikinci maçı bu sefer iç sahadayız. Kazandık. 2-2 kaldık ligde. Yani ligde çok iyi değiliz. Mezun olmuş. Ligde 3.yüz. Galatasaray 48, Beşiktaş 47. Biz 44 puandayız. Konferans ligine baktığımız zaman konferans liginde lider çıkıyoruz. Direkt turu atladık. Beşiktaş da ikinci çıkmış. Rakov'la oynayacak. Orada hemen gördüm. Şöyle takıma baktığım zaman takımdan ben zaten memnunum. Bu takım konferans ligini alabilir mesela. Hedefimiz Avrupa'dan bir kupaydı. Bu takımı daha da güçlendirelim istiyorum. Onun öncesinde Tadic 21 gol 8 asist, Şimanski 9'a 2, Cengiz Ünder 8'e 7, Ceko 5'e 1, Kent 3'e 2. Tamam abi, biz şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şimanski zaten geç, Ceko ile Tadic hep düşecek. Yani onları yedekleyebiliriz. Osarvol de 70'den 75'e çıkmış, o iyidir. Beklerimiz iyi. Kaç paramız var? Paraya hiç bakmadık. 27 milyonla başlamıştık, 107 milyonumuz var. Oğlum biz bu kadar ne sattık lan? Dur bakayım. Ferdi, Batshuayi, İrfancan, Lincoln, Perez, Emre Mor, Crespo, King, İrfancan, Eribayat böyle gidiyor. Ve en sonunda da Mert Hakan. Onu da şöyle bir paraya satmışız. İki tane çok üst düzey oyuncu alabilirim abi. Öyle düşünüyorum. Babalar, videoyu bölüyorum bir dakika. Önemli bir duyurum var. Yarın, yanlış duymadınız, yarın Gaming Gen mağazasında olacağım. Gelip benimle vakit geçirebileceğiniz bir etkinlik olacak. Nvidia ve Gaming Gen TR işbirliğinde GeForce haftası başladı. 2 Aralık'a kadar GeForce 40 serisi hazır sistemlerde, ekran kartlarında, laptoplarda indirimler var. Ayrıca 2 Aralık'ta, yani yarın 2 Aralık Cumartesi, mağazada harika bir etkinlik var. Birçok yarışma yapılacak, ödüller verilecek. Etkinliğe özel ekstra indirimler de olacak. Ayrıca gelirseniz beraber sohbet edelim. Orada otururuz, eğleniriz dostlar. Nvidia ve Gaming Gen TR'ye buradan teşekkür etmiş olalım. Etkinlik Gaming Gen TR'nin Ümraniye şubesinde olacak. Haberiniz olsun, internetten aratıp bulabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Ben öncelikle abi Guido Rodriguez'i alacağım, tamam mı? Jesus Hoca gibi çöp transferler yapalım mı peki? Jesus'un geri dönmesini isteyen kardeşleri sosyal medyada görüyorum. Ben de Jesus takımı iyi götürürken çok severdim ama sonradan düşündüğümde, şimdi bu kadroyla Jesus kalsa İsmail Hoca yerine çok iyi olur diye düşünüyorum. Ama yani bir yandan da Jesus kalsa bu kadroyu kuramayacaktık kardeşim. Adam bütün çöpleri toplamadı mı geçen sene? Bilmiyorum yani, Jesus iyi hoca ama transfer politikasında bizi mahvetmişti. Hani Jesus bu kadroyu yönetseydi evet güzel olurdu ama bu kadroyu yönetebilir miydi? Elinde bu kadro olur muydu kalsaydı? Onu bilmiyorum. Teşekkürler, iyi günler. Guido Rodriguez için söyleyemedik adamın ismini. 32 dedim, 38 dediler. Bir tane defans sporta sahaya ihtiyacımız var. 35 diyeceğim. Ya İsmail Yüksek evet eyvallah, gerçek hayatta beğeniyorum ama burada bir Guido Rodriguez çekersek çok daha iyi olur. Bence gerçek hayatta da çok daha iyi olur. Oraya bir tane 6 numara lazım. Bonusu kaldır, teklifi yap dedik. 42 eyvallah. Bu ne lan Guido Rodriguez? Bu mu Guido Rodriguez? Kaç yaşında oğlum bu? Saçmalamayın, böyle Guido Rodriguez olmaz. Normali geldi mi hocam şimdi? Ha. Az önceki Guido Rodriguez'in kuzeniymiş. Anlaşmaya o gelmiş. Şimdi şöyle Guido Rodriguez'i orta sahamıza transfer ettik. Defansif orta saha çok iyi oldu. Şu orta saha üçlümüze hayranım, bayılıyorum. Beklerimiz iyi. Yani Tadic ile Ceko'nun verimi nasıl abi? Hangisi daha iyi? Ona göre bir tanesinin yerine transfer yapacağım. Tadic daha iyi. Tadic şey yapsın. Ceko 5 gol 1 asist. Bir tane santrfor kesin yapıştıralım o zaman. Hocam böyle bir adam var. Bu adam var ya, atar golleri. Hiç de acımaz. Leverkusen'e gitmiş sezon başında. Onu biz alalım hemen. Gerek yok Leverkusen. Ne yapacağım ben Yeder'i ya? Ver bize sen ben Yeder'i. Bırak uğraşma. 18 milyon dedim. Bakayım ne diyecekler. 19. Hocam çok fazla söylediniz ya. Hayır, 18'i alamazsın. 1 milyon 400 daha fazla vereceksin falan gibi bir şey yaptılar. Ben Yeder bir kenarda kalsın. Çünkü 70 milyonumuz var abi. Ben Yeder kenarda kalsın. Başka oyunculara da bakmak istiyorum. Ne diyorsun, 30 milyona bir Kolibali yapıştıralım mı? Bekao yerine oraya Kolibali yapıştıralım. 30 milyon dedim. Geriye 40 kalıyor. Hani santrfora 40 harcarız. Acaba harcar mıyız diye bir düşünceye girdim. Cengiz'in de verimine bakacağım bu arada. Cengiz'in de verimi önemli. Cengiz kötüyse onun yerine de birini çekebiliriz. Ben Yeder'e 20 vereceğiz. 20'likte bir sağ kanat alırız abi. Oyuncu satamamak işte burada kötü mesela. Cengiz artı bir adamı alamıyorsun. Yoksa öyle yapardık. Kolibali ile şu anda anlaşmamızı yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben şimdiden. 80 maaşını verelim hocaya. Tamam mı? Hadi hocam, hadi. Koli Baba'yı şöyle Beka yerine oynatırız abi. Beka yavaş stoper. Cigu hızlı yani bak. Koli Bali Cigu. Güzel. Samuel zaten beklerimiz de hızlı. Cengo acaba nasıl oynuyor ya? Biz bu 40 milyonu, tamam mı? Cengiz 80 olur sezon sonuna kadar. Biz bu 40 milyonu şey yapalım. Hayvan gibi bir santrfor alalım ya böyle. 40 milyona bir santrfor alalım. Hocam ben
Bir tane adam var, onu deneyeceğim ya. Ne zaman bu, en son ne zaman almıştık hatırlamıyorum ama aklımda çok iyi kalmış. Tabii ki ismini her zaman yazamıyorum. En başında C var abi. Sen ne uyuz bir isim var ya. Patrick Schick. Leverkusen'i bugün utanmasak iki santrforunu birden alacağız. Ya Ben Yedder aslında daha verimli bence. Ama 33 yaşında, bu hemen düşecek. Patrick Schick'i alsak 40 milyona Schick'i alabiliyoruz. Yani piyasa değeri 39. Bizi zorlayacak bu arada. Alamayabiliriz. Öyle bir durumumuz var. 36 verebilirim. Üstüne sonraki satıştan pay ekleyebilirim. 56 diyor hoca. Alamayız ya, alamayız. Şu an alabileceğimiz en iyi santrfor Ben Yedder abi bu arada. Yani Schick'i de alamıyorsak zaten Ben Yedder. Tamam 33 yaşında ama alacağız. Alacağız. Belki sağ kanada birini çekeriz Cengiz yerine. Bir alternatif koyarız oraya ya. Niye Cengiz'le Ben Yedder değişiyormuş gibi gözüktü ya. Cengiz'le neden Ben Yedder dönüşümle oynasın kardeşim? Tamam, Ceko'yla Ben Yedder'i değiştirdik. Kaptan Ben Yedder olmasın. Tadiç olsun. Cengiz yerine de... Cengiz yerine ya da arkasına, hani artık Cengiz'i yedekleyebilecek biri de olabilir. Paramız çünkü sınırlı. Sağ kanatlara bakacağız. 20 milyonun aldı. Yine 80'lik oyuncular var ha. Lamela var 80'lik ama gelişmiyor abi. Cengiz yine en iyi şeylerden biri, biliyor musun? 17 milyona bir de Madueke var. Noni Madueke Chelsea'den 21 milyon. Ben bu 20 milyonu harcamayacağım ya. Ben bu 20 milyonu harcamayacağım çünkü mantıksız bir transfer olacak. Yedeklerimize bakalım. Kent bütün hücum hattını yedekliyor. Orta sahada Zayç'la İsmail Yüksek var yedeklerde. Bartu Elmas falan da var. Sol bekte Mert Müldür var zaten beklerde. Stoper yedeği de Beka, İsmail Yüksek, Samet Akaydın. İsmail Yüksek stoperi iyi oynuyor lan. Tamam. Böyleyiz dostlar. Konferans ligindeki artık eşleşmemizi bekleyeceğiz. Aldığımız transferleri de şöyle göstereyim. Yanlış yere girdik. Santrfor'a belki bir çıtır daha iyi oyuncu alabilirdik ama olmadı işte abi. Onu da yapamadık yani. Paramız yetmedi. 3 oyuncu transfer ettik takıma. Bence 3 tane üst düzey oyuncu almış olduk. Takımın çehresi değişti abi. Koulibaly, Guido Rodriguez, Ben Yedder. Adam bunlar, adam. Ligde de şampiyonluk için oynuyoruz biliyorsunuz. Hatay'a beraberlik olmadı mesela, ona üzüldük. 3-1 Trabzon'u yendik. Deplasmanda kupada devam ediyoruz. Haydi oğlum, Sivasspor maçı 2-2 kaldık. Ligde bu beraberliğin hesabını kim verecek? Bu yenilgilerin hesabını kim verecek ya? My responsibility. Okay? Was my responsibility. Hiçbir işe yaramadı Galatasaray'ı yenmemiz. 10 puan fark var liderle. Lider Beşiktaş. Son zamanlardaki simülasyonlarda Beşiktaş acayip gidiyor ligde. Yeni güncellemeden sonra böyle oldu. Lider Beşiktaş'ta 2-2 berabere kaldık. Samsunspor'u yendik. Trabzonspor maçı 4-0. Durduralım. Aston Villa en güçlü takımlardan biriyle oynuyoruz Konferans Ligi'nde. Yani bir de hormonlu Aston Villa. En-Nesyri'yi falan almışlar. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim. 4-0. Hormon mormon dinlemeyiz biz diyor. Tadic, Guido Rodriguez, Dzeko. Abi gol yemedik. Lan ligde de iyi olsanız o zaman. Ligde niye böylesiniz ya? 10 puan var birinciyle ikinciyle. Galatasaray'la Beşiktaş'ta da inanılmaz bir şampiyonluk yarışı var. Daha Mart ayındayız. Mart, Nisan, Mayıs. Yani abi ligde galibiyetleri almamız lazım. Yenilmememiz lazım. 4-0'ın rövanşında burada bir kaza çıkacağını pek sanmıyorum açıkçası, onu söyleyeyim. 0-0 kaldık. Az önce nasıl 4-0 oldu? Neyse, güzel. Beşiktaş da kulüp bürücü elemiş bak. 62-72-72. Liderlerle aramızda 10 puan fark var abi. Zirveyle aramızda 10 puan. Lan Ren geldi ya. Şimdi de Ren geldi. Avrupa Ligi takımı değil mi kardeşim bu? Az önce Aston Villa, şimdi Ren. Bu nasıl bir kura şansı kardeşim? Kadroma bakıyorum. Tamam, Szymanski falan da gelişiyor. Cengiz artık 80 ol. Roha'yı almışlar. Biz bunları eleriz. Matić var. Bizim bunları elememiz lazım abi. Nemanja Matić de eski niş oyuncudur ha. 2-0. Cengiz Ünder Tadiç. Nişmiş anlamam dedik. Yendik geçtik abi. Beşiktaş da devam ediyor. Karagümrük güzel. Abi ligde biraz daha iyi olabilirdik ya. Bunları eleyelim, ondan sonra lige bakacağım. Lige bakacağım. Ligi merak ediyorum çünkü. Hızlı simüle ettik ve 2-1 kazandık. Guido Rodriguez, Ben Yedder. Ben Yedder'in gol attığını ikinci defa gördüm galiba, değil mi? Daha önce de attı. Frankfurt kaldı, Beşiktaş kaldı ve Lille kaldı dostlar. Umarım Beşiktaş'la eşleşmeyiz. Bu oyunda Beşiktaş'la Fener hep ilerliyor abi. Ben gerçekten anlamıyorum. Frankfurt'la eşleştik. Frankfurt ilk maçı. Üçlü oynuyor rakip. Bilmiyorum, bu simülasyonda bence üçlü bazen sıkıntı yaratabiliyor. 1-0 yenildik. Harbiden video acayip bir noktaya doğru gidiyor. Ben anlamadım yani. Ligde yakın. Burada elenirsek çok üzülürüm. Eleyelim, 2-3-0 vurun geçin ya. Oh oh yani. Ben Yedder, Tadic, Fred Koulibaly kardeşim. Kritik maçlarda böyle fark atarız. Lille mi oynuyoruz finali? Finalde Lille oynayacağız. Eyvallah. Şimdi ligde durum ne abi? Ligde durum, oyuncularımız ölmüş bu arada. Ligde 85-85-83. Abi. Simüle ediyorum Lille maçına doğru. Kupada tam ligde 4-3 pardon. Kayserispor beraberliği bizi mahvetti. Türkiye Kupası'nı aldık ama o beraberlikle şampiyonluğu vermiş olabiliriz. Bekle bakacağım. Verdik şampiyonluğu ama o beraberlikle mi verdik acaba? Yoksa Beşiktaş'la Galatasaray hepsini kazandılar mı zaten kalan maçları? Kayseri'yi yenseydik
28 galibiyet oradan ne zaman ki? 89 oluyorduk. Yine averajla 3. oluyorduk ya. Ama iyi yaklaştık abi. Siz sezon boyu niye bu kadar kötüydünüz kardeşim? Sonlarda mı aklınıza geldi? Tipik bir Fenerbahçe sezonu oldu ya. Kendimi deliliğe vurdum. En azından Türkiye Kupası'nı kazandık. Buradan şanslıyız, iyiyiz. Şampiyonlar Ligi finaline şöyle bir baktık, Inter Bayern. Avrupa Ligi'nde Dortmund kazanmış. Konferans Ligi'nde de umarım biz kazanacağız. Bugün farklı bir şey deneyeceğim. Maçı kendim oynamayacağım. Direkt olarak simüle edeceğim. Ya çünkü zaten Fenerbahçe ile kaç defa buraları oynadık. Bu simülasyonu severseniz arada böyle de yapabiliriz. Hani sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bir deneme gibi düşünebilirsiniz bunu. Verimlere baktığımızda Tadic tabii ki her sezon olduğu gibi o oyunda 37 gol 18 asist baba kendini gösterdi. Gerçek hayatta da umarım daha iyi olur. Ben Tadic'i seviyorum ama performansı hakkında şüphelerim başladı. Szymański 19'a 7, Cengiz Ünder 15'e 11, Dzeko 11'e 3, Wissam Ben Yedder geldiğinden itibaren 10 gol 2 asist değil mi? Aynen, geldiğinden itibaren. Ryan Kent 5 gol 6 asist, Fred 4'e 2, Zaç 4'e 3. Ulan Zaç nasıl Fred'den daha verimli olmuşsun? Kolibali 3 gol, vay 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 vay, güzel. Aldığımız oyuncular iyi katkı sağladı, ben ona da sevindim. Ligdeki gol krallığı durumlarına bakalım, ardından finali zaten simüle edeceğiz. Konferans Ligi'nde Tadic 9 golle gol kralı, asist krallığında maalesef yokuz. Aboubakar'la Tadic 4-5 olmuşlar. Gol yenmeyen maçta Livakovic birinci, gayet iyi. Hemen Trendyol Süper Lig'e bakıyoruz. Tadic asist krallığında var, birinci olmuş. Burada da bu arada gol yenmeyen maçı söylemeden geçtim, kusura bakmayın. Muslera birinci. Bizim kalecimiz 10. Şöyle bir bakıyoruz, gol krallığında da Tadic abi. Başka bir adam ya. Başka bir adam Tadic. En azından oyunda çok çok iyi. İnşallah dediğim gibi gerçek hayatta da daha iyi olur. Şimdi dostlar, Lille karşı final maçını üçlü rebit finallerinde olduğu gibi simüle edeceğiz. Bence zevkli oluyor. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Hani böyle olmasını istemiyorsanız yazın. Bir daha yapmayız. Hadi bakalım, maçı simüle et diyeceğiz. Her şeyimiz hazır bence. Güzel bir şekilde. Arada hoca müdahalesi de yapabiliyoruz. Yani böyle bir şey de var. Lille karşı başladık. Lille maça başladı. Umarım iyi oynarız çocuklar. Taraftarımızın desteğini de arkamızda hissediyoruz. Taraftar sesleri de geliyor. Aman. 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 Direkten döndüler. Ne oldu? Offside oldu. Ben Yedder. Çok iyi. Vur. Oh. Yapma be. Fred vurdu olmadı. Fred vurdu olmadı orada. Hadi abi. Biraz enerji ya. Biraz enerjik olun. Şey olun ya. Ha? Ceza alanı için Fred sırlamadı. Sırlamadı Fred. Yalnız önde çok iyi basıyoruz ilk 17 dakika. Çok iyiyiz önde. Hadi oğlum gol! Szymański! Söyle ona Sebastian, ağzımı açtırmasın. İşte bu. İşte bu oğlum. Szymański ile 1-0 öne geçmiş olduk dostlar. Bravo takım. Bravo takım. İle karşı 1-0 öndeyiz. Dakikalar 24. Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz. Tamam, bir an gol sandım. İlk yarıyı böyle bitirsek çok iyi olur çocuklar. Sakiniz, sakiniz. Sakiniz bu noktada, sakiniz. Ceza alanında kim var? Verdik Szymański sağdan, şimdi Osay Samuel'e doğru. Osay Samuel çizgiye indi. Cengiz Ünder attı, Osay Samuel harika indi orada çizgiye. Cengiz Ünder'in golü. Çok iyi oldu bizim için. 2-0 öndeyiz ilk yarı sonunda. Bırakmıyoruz maçı, bırakmıyoruz. 3 yapalım abi. Bir de 3 olsun. 3 olmasını isterim bir de. Kusura bakmayın, ben isterim. Her zaman fazlasını isterim bir teknik direktör olarak. Buna baktığın zaman takımdan fazlasını istiyorum. Lille atmasın. Hadi ilk yarı hocam, bitir ilk yarıyı. Bitti hoca. Hoca bitti. Ne oynatıyorsun? Tamam bitir. Takım yönetimine geldik. Kimler yorgun bakalım. Ben Yedder ufaktan yorgun gibi. Hemen Dzeko girsin. Tamam mı? Hemen Dzeko'yu alıyoruz. Kanatta da Ryan Kent'i sağ kanada alacağım. Bu şekilde devam edelim. Kolibali çok yorulursa Bekao'yu da oyuna sürebiliriz. Devam edeceğiz şimdi. Değişikliklerimizi yaptık. İkinci yarıya başladık. Aslında adamlar da fena oynamadı da biz çok atak yaptık abi. Biz çok atak yaptık. Evet, şimdi yeni oyuncularımız oyuna girdi. Edin Dzeko oyunda. Santrifor'da. Edin Dzeko geldiği anda yapıştırabilir. Öyle bir adam derken Szymański nereden vurdu? Reis nereden vurdun Reis? Sen, sana bir şey diyeyim mi? Maç bitti abi. Maç bitti artık, buradan sonrası sonuca geç dedik. Szymański 3 yaptık. 2 gol Szymański, 1 gol Cengiz Ünder. Harika bir maç çıkardık ve şimdi göreceksiniz. Konferans Ligi şampiyonu olduk. Videomuzdaki ana maçlardan birini tamamladık. Ligde maalesef şampiyonluk gelmedi. Yapacak bir şey yok. Ama Avrupa'dan bir kupa kazanma challenge'ımızı tamamlamış olduk. Herkes satılık rebuild'imizin de burada sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Normalde herkes satılık rebuild videoları daha uzun sürüyor ama Fenerbahçe'de öyle oyuncular satıldı ki kadro yine iyi kaldı yani, anladın mı? Normalde mesela kadro öyle bir gidiyor ki
Ocak ayında gruplardan çıkamayabiliyorsun. Ligde kötü oluyorsun. İlk sezonun tamamen çöpe gidiyor. Bu videoda Fenerbahçe şanslıydı diyebiliriz. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.